Burada arkadaşlar arabanın kendisini alamıyorsanız diye oyuncak arabaları satın almanıza izin veriyorlar. Ne oldu? Araba maalesef iptal. Bir de tavuk verdiler. Ama yanık tavuk verdiler. Evet, şu an ofisteyim. Bugün pazartesi, bir pazartesi günü. Gerçekten genelde çok yoğun oluyor. O kadar çok hafta sonundan yazanlar oluyor ki pazartesiye kalıyor. Ve ben şu an toplantı odasında tek başıma biraz zaman geçiriyorum. Ve müşterilerimi arıyorum durmadan. Yani pazartesi sendromu. Ama sevdiğim bir gün çünkü genelde her şeyi böyle haftanın başında halletmeye çalışıyorum ki hafta sonuna doğru rahat olayım. Ama genelde olmuyor. Neyse, biliyorsunuz ki ev sattım ve bu konu hakkında zaten bir video gelecek. Şu an galiba bu videoyu paylaşmadan önce o video zaten paylaşılmış olacak. Ben şu an paramı bekliyorum. O zaman anlıyorsunuz zaten ev sattınız arkadaşlar. Paramı bir alayım, bir çekim alayım. Sonra zaten şey videosu yapacağım. Bu evden ne kadar kazandım? Bir emlakçı bu kadar ev satarsa ne kadar para yapıyor? Bunun aslında konuşmasını yapacağız. Bir de aylık ne kadar yaptığımı söyleyeceğim. Çünkü tabii ki de bu ev sadece yoktu bu ayki kazancımda. Başka deal'lar da var, işte kiralama da bir sürü yaptım. Onları da paylaşacağım sizinle. Çeki de göstereceğim. Böyle güzel bir video olacağını düşünüyorum. Şimdi ben işe geri dönüyorum. Akşam dışarı çıkacağım yüksek ihtimal. Ondan sonra böyle güzel bir hafta olacak. Merhaba arkadaşlar. Bugün sabahın 7'sinde Car Show'a geldik. Ve burada inanılmaz hem egzotik hem de çok eski arabalar var. Benim yani daha önce hiç görmediğim enteresan arabalar var. Aşırı heyecanlıyım çünkü ben araba manyağı bir insanım. Ve burada o kadar çok güzel arabalar var ki seçemiyorum. Yani hepsi birbirinden güzel. İnsanları da apayrı zaten. Tam networking için çok güzel bir yer bu arada. Bunu da söyleyeyim. Bunlar genelde her hafta bir yerlerde yapıyorlar. Bir Woodlands'da yapıyorlar. Bir Houston'ın işte merkezinde yapıyorlar. Şu an biz Sink Ranch Katy'deyiz. Ve en güzeli bence burası anladığım kadarıyla. Çünkü alan çok geniş. Yani Houston'daysanız böyle eventlere kesinlikle kaçırmayın. Arkadaşlar size şimdi biraz buradaki standları göstereyim. Burada arkadaşlar arabanın kendisini alamıyorsanız diye oyuncak arabaları satın almanıza izin veriyorlar. Böyle de size bir kıyak yapıyorlar burada. Şimdi bu arabaları kimler getiriyor genelde? Burada bu arabaların sahipleri bir hafta önceden başvuru yapıyorlar ve arabanın fotoğraflarını, içindeki detaylarını her şeyle birlikte paylaşıyorlar. Ona göre kabul ediyorlar ya da etmiyorlar. Size bir hafta sonra geri dönüş yapıyorlar. Yani buraya geldiğinizde arabanın sahipleri zaten arabanın önünde oluyor genelde. Ve anladığım kadarıyla herkes hemen hemen birbirini tanıyor burada. Yani küçük bir komünite. Burada her türlü araba var. Yani habire göstermeye, çekmeye çalışıyorum ama inanılmaz bir uzunluk var, yani bir sürü araba var. Hepsini çekebilecek miyim bilmiyorum. Sizce bu tarz yerlerde ne tarz arabaların olması gerekiyor? Mesela bir sürü Lambo var, bir sürü Ferrari var, bir sürü Porsche var. Ben böyle git gel oluyorum. Mesela Lambo görüyorum, çok güzel. Diyorum ki evet, bu tam benlik. Sonra Ferrari buluyorum. Diyorum ki yok, Ferrari tam benlik. Böyle gidiyorum ama ben galiba yine Porsche kızıyım. Yani şaka gibi ama ben bir Porsche'dan vazgeçemiyorum. Yani yapacak bir şey yok. Corvette'ler var bir sürü ama Corvette bizi artık açtık biz onları ya. Corvette artık kalmadı yani. Artık biraz daha güzel arabalara bakma zamanı geldi. Ve öyle yapıyorum şu an. Bayağı kalabalıklaşmaya başladı. Böyle değildi ilk geldiğimizde, kimse yoktu. Şu an insanlar gelip geziyorlar, arabaları görüyorlar. Bayağı enteresan bir etkinlik. Ben bundan sonra gelirim yani bunlara. Ne oldu? Ne oldu aşkım? Aç mısın? Ama sen hep açsın. Şimdi senin bir tarafını kıracağım. Biz böyle varamayız ki. Çok şişmansın Roni. Tamam, sarılacağım sana, tamam. Aslında kahvaltıdan önce mi şey yapsam? Yoksa sonra mı yapsam?
Günaydın arkadaşlar. Bugün harika bir güne uyandık. Çok güzel sporumu yaptım sabahın 7'sinde. Şimdi kahvem hazır. Kahvemi içeceğim. Ondan sonra kahvaltı hazırlayıp ve ofise geçeceğim. Bugün güzel işler başarmayı düşünüyorum. Bakalım ne olacak emlak sektöründe. Her gün yeni bir olay, yeni bir gün. Bakalım. Kedim biraz beni rahatsız ediyor sabah sabah. Şimdi biraz kapatıyorum, kahvaltımı hazırlıyorum, onu yiyorum. Sonra da işe gidiyorum. Kendime hala gelemedim. Gerçekten çok zorladım kendimi sporda. Ama güzel bir şey. Bunu kesinlikle yapın. Birazdan ofiste görüşmek üzere. I'm actually doing the vlog. You wanna be in it? Sure. Yes. Hi. This is Tilly. Hi. She's also one of the agents here. Arkadaşlar burası ofisimiz. Daha önce gösterdim mi bilmiyorum da. Şöyle ben genelde toplantı odasında takılıyorum çünkü biraz ışık oluyor, güzel oluyor ve herkese odalara yakınım. O yüzden bir şeye ihtiyacım olduğunda direkt ulaşabiliyorum. O kadar çok müşteri var ki bu ara. Gerçekten bazen şaşırıyoruz nereden başlayacağımızı ama güzel gidiyor günler. Bu hafta benim bir hedefim var ve o hedefe ulaşmak için elinden geleni yapacağım. Bakalım ulaşacak mıyım? Hedefim aslında çok yüksek bir rakam ama yapacağıma inanıyorum gerçekten. Yaklaşsam bile yeterli benim için. Arkadaşlar toplantı yapacakları için şu an başka bir ofise geldim. Şöyle göstereyim. Ben burada çalışırken hep müzik açarım. Çünkü buradaki müzikleri genelde sevmiyorum. Günaydın herkese. Merhaba. Yeni bir günden merhaba arkadaşlar. Bugün çok güzel işler yapacağız. Bugün bir müşterime, bir çifte çok güzel sıfır evler bakacağız. Houston civarlarında. Bir kuzeyde, bir güneyde. Her yere gideceğiz bugün yani. İnanılmaz yorucu bir gün olacak ama sizlerle de paylaşmak istiyorum bu evleri. Çünkü yani göstermek istiyorum ki sizlere sıfır ev Houston civarlarında ne kadar fiyatları bilmenizi istiyorum. Bu arada faizler düşük duruyor. Gerçekten çok güzel bir döneme giriyoruz. Daha doğrusu biraz zor bir döneme giriyoruz emlakçılar olarak. Çünkü çoğu insan artık mortgage alabilecek, kredi alabilecek faizler düştüğü için. Ve evlerin fiyatları tavan olacak. Yine 2 sene önceki halimize döneceğimizden çok korkuyorum yani. Bir eve yaklaşık 30 tane başvuru falan hatırladığım günler var yani. Çok korkunçtu. Ve benim ilk başladığım seneydi. Gerçekten çok zor bir seneydi yani. Hem çok hızlı öğrenmiş oldum emlak bu olaylar sayesinde ama aynı zamanda da gerçekten yıprandım yani. O seneyi herkes burada çok iyi hatırlar emlakçılar. Çok zor bir seneydi yani. Neyse sonuç olarak arkadaşlar güzel bir ev almak isteyenler için, ev satmak isteyenler için hatta çok çok güzel bir döneme giriyoruz. Bence güzel olacak. Bakalım siz neler düşünüyorsunuz? Bakalım beğenecek misiniz? Biz de gördüğümüzde beğenecek miyiz, beğenmeyecek miyiz? Onları tartışacağız. Ama umarım müşterilerimin gerçekten sevdiği bir şey olur. Beğenirler ve teklif veririz arkadaşlar. Neden olmasın? Oh my god. Herkese günaydın. Yeni bir sabah. Bugün nasıl başladık bir güne? Arabamla. Bakın arkadaşlar. Araba maalesef iptal. Ya iptal değil de bataryada sıkıntı var. Bataryayı çıkaracaklar şimdi. Şu bataryayı görüyorsunuz. Kötü halde. Arkadaşlar bataryayı çıkaracaklar. Ondan sonra bir saatliğine şarj edecekler. Eğer çalışırsa sıkıntı yok. Eğer çalışmazsa yeni batarya. Bakın adam şu an çıkartıyor. Aşırı sıcak. Şu an hava 40 derece falan galiba. Bu arada bu otozona gelip bataryanızı ölçmek için bedava. Ve şarj edecekler bir saatliğine. O da bedava. Yani çok güzel. Otozona kesinlikle gelin. Göstereyim hatta. Şimdi Hazal'ın beni almasını bekliyorum. Çünkü arabam burada bir saat kalacak. Tırnakçıya gideceğiz o sıra. Dün bu arada çok güzel evler gezdik. Ama arkadaşlar çok ev gezdik. Yani 5 saat falan sürdü ev gezmemiz. Güneşin altında. Hiç kahvaltı yapmadan. Yani ilk yemeğimi ben akşam galiba 8'de falan yedim. 8 miydi? 9 muydu? Kahvaltımı o sıra yaptım yani. O yüzden biraz zor. Ama bu zaten bir emlakçının parçası yani. Hani böyle normal anladınız mı? Bazı günler çok böyle yoğun geçiyor. Bazı günler de hiç yoğun geçmiyor. O yüzden eşitleniyor aslında. Öyle şimdi tırnaklarımızı yaptırmaya gidiyoruz araba buradayken. Biraz güzelleşelim. Sonra göreceğiz ama Hazal nerede kaldı bilmiyorum. Kesin beni bekletecek baya. Yapacak bir şey yok. Otozona geldim. İçeride böyle eşyalar, stickerlar falan satılıyor araba için. Şöyle. Bu da güzelmiş.
Evet arkadaşlar, sana ne oldu lan? Arkadaşlar neredeyse gerçekten 220 dolardan 78 dolara düşürdüm. Kanka 220 dolar yaptım, ben 220 dolar ödemeyeceğim dedim. Adam diyor ki ama bu işte 2 yıllık garantisi var falan. Dedim ben 2 yıllık garanti istemiyorum ama garantisi olmaz diyor. Ben dedim ki ben garanti istemiyorum, zorunlu mu? Çünkü bunlar garantiyle sunuyorlar. Halbuki zorunlu garanti olmak zorunda, tamam mı, her yerde. Ondan sonra ben de dedim ki ben garanti istemiyorum. Dedi tamam, sana 1 yıllık o zaman garanti yapalım. Diyorum ki bu araba 1 yıl kalmayacak bende diyorum işte. Gidecek diyorum. O yüzden 1 yıllık garanti de istemiyorum. O zaman ben sana 3 aylık garanti veririm. Ne kadar dedim. Dedi ki 78 dolar dedi. Totalde 86'ya gelecek dedi. Tamam dedim. Gitti oradan bir tane alet aldı. Orada kaça satıyorlar o aleti şu an arabama soktu? 130 dolar kanka. Yeni batarya arkadaşlar 80 dolara. Evet. Seninle gurur duyuyorum. Pazarlığını izledim. Pazarlık yapmayı öğrendik. Böyle arkadaşlar, AutoZone'a gelin. Sizin için bedava bataryanıza bakıyorlar. Batarya ölüyse değiştiriyorlar. Ama ve lakin pazarlık kesinlikle yapın. Garanti almayın, ne gerek var? 70 dolar bir daha öderim bir şey olsa zaten. 220 dolar ödeyeceğimi tek seferde. Bir de bozulunca tekrar para alıyorlar. Böyle bir saçmalık da var garanti bile olsa. O yüzden arkadaşlar neyse. Buradan şimdi adam hallediyor. 5 dakikaya tırnakçıya gidiyoruz. Evet arkadaşlar, şimdi size aldığım alkolleri göstereceğim. Bakın arkadaşlar, şöyle Uptown Cocktails Pina Colada diye bir şey. İçinde %13.9 alkol varmış. Biraz ağır bir alkol ama buzla falan eriyince çok güzel oluyor. Hafif olmaya başlıyor. Ve bunun tanesi 11 dolar. Şaka mı? 11 dolar. Bundan 2 tane aldım. Bir de ne olur ne olmaz eğer artık çok şekerli gelmeye başlarsa diye başlangıç olarak da şöyle bir şey aldım. Corona normal. Bu da arkadaşlar 6'lı. Ne kadardı? 11 dolar mıydı? 10 dolar mıydı? Öyle bir şeydi arkadaşlar. Böyle 30 küsür dolara kapatmış olduk. Arkada cooler'ımız var. O cooler da herkes hani getir güzel olur diye ben de getirdim. Bakalım kullanılacak mı ya da orada koyulacak bir alan var mı, bakacağız. Çocuğun doğum günü arkadaşlar, herkes kutlayabilir mi? Birazdan burada DJ arkadaşlarımız gelecek. Local musicians gelecek. Bir konser verilecek bütün Amerikalılara ve aynı zamanda yüzeceğiz, eğleneceğiz. Öyle güzel bir etkinlik olacak. Evet arkadaşlar, bugün bir havuz var. Neyiz? Influencer boy. Bu benim çok yakın arkadaşım arkadaşlar, Amr. Onlardan biri. Eyvah, Amr. Mısırlı arkadaşlarımdan biri. Böyle güzel havuz partisi yapıyoruz. Herkes burada çok güzel partiliyor. Burak şimdi bize bir yüzme şovu yapacak. Okey. Ya. Haydi haydi haydi. Bayes is like 2 miles ahead. It's too tall. Evet arkadaşlar, güzel bir gün geçiriyoruz. Bakalım. Yarışta Amr girdiğinde ne olacak? Evet arkadaşlar, bize tavuk verdiler. Ama yanık tavuk verdiler. Şimdi bu kabul edilebilir bir şey değil. Bize bayağı tam yanık yani. Ya. Gerçekten çok güzel de. Menü burada hala pişiriyor. İnanıyorum. Aa, ben hemen yatayım iki dakika. What? Oh my god, no! Really? Bizimle alakalı. Bizimle alakalı. Bir şekil yani. Aileden alırsan öyle mi? Yoksa doğru yani. Çekiyorum ben. Sıçtık oğlum. Dikkatli olun.